En az 1 milyar senedir uzayda varlığını devam ettirmiş bir uygarlık. Sistemlerinden, yaptıklarından kuşkulanır mıydı? Şimdi biz bugün kuşkulanıyoruz. Bu yüzden Valerian anlatılırken uzay istasyonundaki sorunlar da ortaya çıkıyor. Fakat 1 milyar senedir uzayda varlığını devam ettirmişse o uygarlık ve o uygarlıkta da Valerian diye bir çizgi roman yazılacaksa kendi sistemlerinden kuşkulanan, kendi sistemlerini eleştiren bir çizgi roman mı olur? 1 milyar sene sonradan bahsediyorum. Bugün akılsız devinimin ürünü olan evrim bile milyar senelik geçmişi nedeniyle başarısı kanıtlanmış hale gelebilmektedir. İçeriğindeki tüm sorunlu parçalara rağmen evrimsel sorunlara bir bakın etrafımızdaki. Kendisi birçok kültürde tanrısal ve kusursuz tasarım olarak görülmektedir. Akıllı tasarım teorileri de evrimin akılsızca olup da o kadar dengesiz yapısına rağmen, istilacılarla şekillenmiş gezegen yüzeyine rağmen o kadar uzun süredir süre gelmiş olması insanlar onun akıllı tasarım ve tanrısal akılda olduğu fikrine yol açmış. 1 milyar senelik bir uygarlık kendi kanunları için bunu demez miydi? Evrimin kanunları gibi görmez miydi? Lütfen. Evet, bir karşı argüman koyacaktım. Şöyle, evet, evrim çok akıllı bir sistem olduğunu söylüyoruz. Bize akıllı geliyor oldukça. Ama güneşimiz vakti geldiğinde, şiştiğinde, o ısı çemberiyle dünyayı yaktığında evrimin o kadar akıllı bir sistem olmadığını söylüyor olacağız belki de. Çünkü evrime bizim akıllı dediğimiz sistemler yine bizim hayat ölçeğiyle ölçebileceğimiz sistemler ve o ölçekte gerçekleşebilecek fiziksel geleceklere karşı önlem almış durumda evrim. Yani 1 ama milyar burada şunu atlamamak lazım. Biz evrimin bir ürünüyüz. Yani evrim, sen bu cümleyi kurduğun anda ben kurdum bu cümleyi diyebilecek yapıda, eğer akıl atfedilirse kendisini. Yani Batuhan benim kurduğum cümleyle eleştiriyor diyecektir evrim. Okey. Orada bir kapsayıcılığı var yani. Biz eğer güneş patlamasından kaçmışsak evrim sana o gün soracak. Batuhan bir şey diyordun hani diyecek. Evrim hani yapamayacak falan diyordun doğru diyecek. Öyle bir durumu var. Milyar senelik bir uygarlığı işleten sistemler evrime biçilen özelliklerin tümünü ve üstelik akıllı bir devinimle oluştuğu için fazlasını içermez. Yani biz evrime akıllı diyoruz. Akılsız olduğu gösterilebileceğine rağmen 1 milyar senedir olduğu için akıllı diyoruz. Bizimkiler bir de akıllı olduğu bilinen sistemler. Yani bizim ürettiğimiz sistemler. İleriki 1 milyar seneki sonraki sistemlerimiz. Bu sibernetik olmak zorunda bile değil. Kütle çekimiyle yapılmış makinalardan bahsediyorum. Bu sistemlerin akılcılığı ve 1 milyar senedir geçerli kanunlara dayanıyor olması evrimden bile daha kalıcı gelecektir. Bu mantık hatası üzerinden devam edilirse. Bilim kurgular kalıcı sistemlere akılcılık atfetmekten kaçındıklarında bu hata giderilebilir. Şimdi bu bilim kurgular, bir yerde geleceği anlatan bilim kurgular şunu demektedir ya, insan zihni bir tanedir, burada aldığınız kararı orada da alacaksınızdır. Böyle bir ön kabul koyarlar. Size bu şartlar verilseydi, böyle bir gelecekte olsaydınız, bu teknolojileri kullanıyor olsaydınız, ışın kılıçları böyle sallanıyor olsaydı, sizin alacağınız kararlarda bakın bu insanların aldığı kararlar gibi olurdu. Veya bu uzaylılar. Bu iddianın 1 milyar sene sonra gösterimi için bu mantık hatasından uzaklaşmak lazım. 10 milyar, 100 milyar sene için konuştuğumuz her anda bütün mantık hataları temizlenmiş sonuçlara muhtaç kalmalıyız. Yani burada Kantçı düşünülebilir, Kantçı bakılabilir. Bu bizim obligasyonumuz, üzerimizdeki yükümlülüğümüzdür yani. Bu yüzden kalıcı sistemler üzerine çok uzak geleceklerdeki tartışmalar hiç politik olmayacak, tamamen felsefi olacaktır. Uygarlığın doymamış olması gerekmiyor mu ya? Sanki çünkü biz mesela 2000 yıllık uygarlığımız dediğiniz gibi 10 bin yıllık falan böyle bir şeyler, tahminlerde bir şeylerde bulunuyoruz. Çünkü bir şeylere bakıp daha fazla olmasını isteyebiliyoruz. Yani gökyüzünü görüyoruz ve diyoruz ki ya ışıklar hala parlak ve benim görmediğim bazı ışıklar var gökyüzünde ve buralara gitmeliyim. Bununla ilgili hayaller kuruyorum ve merakım sürekli canlı aslında. Veya gezegenle ilgili sürekli yeni bir şeyler keşfediyorum ve keşfedemediğim bilgilerin sayısı çok fazla. O yüzden diyorum ki yani possible olarak atmam gereken bir şey var. Ama ben 10 milyar yıl sonraki bir uygarlığın bilgi doygunluğuna eriştikten sonra yani evrenin sonunda ne olabilir ki diye belki bir nihilizme de kayboluyor olabilir. Tam bu sorunun kısmındayız. Çok haklısın. Nihilizme kaybolabilir. Bekleyecek mi? Yani her şeyi tüm fizik kanunlarını çözmüş bir insanlık bekler mi? Ne yapacak? Peki burada bilgi de logaritmik olarak artmış olabilir mi? Tabii yani en azından umulan odur. Yani pozitif bilimler böyle bir şeyi ima etmektedir. Bilinecek şeyler bitebilir mi demiş Eren Taşkara'da, bir sorunun yanına o da ek olarak alınabilir.
logaritmik olarak artmış ve bitebilir mi bilinecek şeyler? Fizik kanunları bitebilir elbette. Yani hatta tek fizik teorisi çıkartabilseler de evren bitmiş olacaktı mantık. Yani yaptıkları şey kuantum teorisi ve kütle çekimini ortaya çıkartıp kütle çekimi tanımlamış olsalardı teorik olarak bilinecek şeyler bitiyor aslında. Kalanı bunun analizinden ibaret oluyor. Yani bilinecek şeyler halen var ama kökün analizi yani oluyor idi. Bir ara bilim adamları gerçekten buna düşünüyorlardı. Hatta Hawking ölmeden önce ben bu tek teorinin M teori olabileceğini düşünüyorum. Buna çok yatkınım demişti Stephen Hawking. Ve evet bitebilir, en azından fizikçiler böyle bir şey umuyorlar. Bilim kurgularda bunun olabileceğini görüyoruz. İşte her şeyi bilen robot var. Douglas Adams'ın her şeyi bilen makinesi var 42 diye. Bilinecek şeyler bittikten sonra veya yine geleceğiz Asimov'un son sorusu var. Logaritmik olarak artması da bugünkü tarihine bakarak Mert denebilir. Yani bugüne kadar fiziksel breakthrough dediğimiz köşe taşı olacak önemli gelişmeler çok logaritmik artışlara sebep olmuş. Çok fazla şey öğrenmişiz. Yani genel görelilik yüzünden kuantum teorisi biliyoruz. Onunla çelişiyor olmasına rağmen. İnanılmaz bir bilim bir detay bulduğunda suyunu çıkarana kadar büyük bir bilgi elde ediyor ona. Hatta Kuhn demişti ki paradigmaların bu şekilde köklü değişimi, bir buluşla bu kadar köklü değişimi pozitif bilimlerin pozitif olduğu iddiasıyla çelişiyor diyordu. Hatta bu yüzden de çok eleştirilmişti. Postmodernistler pozitif bilimleri eleştiriyorlar diye çok eleştirilmişti. Ama hakikaten Newton fiziğinin yerine Einstein fiziği geldiğinde çok logaritmik bir artış oldu. O tam bir paradigmasal büyük bir fizik bilgisi biriktirdi. Bugün biz bilinmeyen bir güç bulsak evrende, mesela karanlık enerji nedir? Bu bir güç ve bunun hasadını yapabilsek yine çok büyük bir paradigma açılır. O gücün kullanıldığı evrenin bizim görmediğimiz ve evrenin önemli bir kısmı olan kısmı önemli bir logaritmik bilgi ortaya çıkacaktır. Karanlık gezegenler, karanlık canlılar ortaya çıkacaktır. Işık ve iletişime girmeyen belki de. Evrendeki kaynakların kolay erişimini evrende hazır bulduğumuz alanlardan yapmaya devam ediyoruz. Yani evren öyle duruyor. Biz de gidiyoruz alıyoruz değil mi? Yani madencilik evet zor bir şey. Tarım zor bir şey. Kaynakların ortaya çıkartılması zor bir şey ama kimse bize gerçekten engel olmuyor yani. Sadece oralara ulaşmak zor. Ancak evrendeki kütlenin önemli bir kısmı evren henüz gençken kara deliklerin içine düştü. Yani bizden çok daha önce oldu bu olay. Ve evrenimizdeki mass dediğimiz, kütle dediğimiz olguların çoğu kara deliklerin içinde kaldılar. Ve biz azından bu evreni içindeyiz. Az hali bu evrenin. Eğer uygarlık evrenin çok daha uzak geleceklerine gidecekse kara deliklerin içine düşen kütleden faydalanmayı seçebilir. Her ne kadar füzyon teknolojileri teoride bize istediğimiz maddeyi dönüştürmeyi sağlasa da kütle miktarı zaman geçtikçe artmayacak, azalacaktır. Füzyon teknolojileri yani bir maddeyi diğerine çevirecek olan evrensel kanunların etkin kullanımı bize istediğimiz maddeyi yaptırabilir. Bir yakıta mı ihtiyacımız var? Soluduğum havayı yakıta çevirebiliriz kusursuz bir füzyon makinesiyle. Çünkü füzyon nedir? Protonu koyacaksın, nötron koyacaksın, elektron koyacaksın, o başka bir madde olacak. Çok basit yani. Bunu yapmayı başarabilirsen bu basıncı oluşturabilirsin, ihtimalleri oraya sıkıştırabilirsin veya öyle bir ihtimal hesabı yapıyorsundur ki bir elektron nereye gideceğini tam öğrenmişsindir. Dersin ki şu atomu şuraya koyarım, bu elektron buraya gelir, bu atom altın olur gibi kusursuz bir füzyon makinesini istediğimizi yapabiliriz ama kütleyi arttıramayız. Korunum kanunları, korunum yasaları gereği verilen şeyi dönüştürmüş olur. Kütlenin çoğu kara deliklerin içerisinde bugün bile düşmeye devam etmektedir. Yüksek kütleli kara delikler olsun, küçük kara delikler olsun, evrenin bizim erişebildiğimiz kütle kısmını yutacaklar ve bizim evrenimizden koparacaklar. Bu yüzden çok uzak geleceklerde bu sorun çok ayyuka çıkacaktır. Kaynakların yetersizliğinin de ötesinde kaynakların elimizden zorla alınacağı bir geleceğe gideceğimizin farkında olacağızdır. Momentumu, zamanı maddeye dönüştürecek teknolojiler bulunmaz ise kara deliklerin içinden madde çalmanın bir yolu aranabilir. Yani maddeyi korunum yasaları gereği yapamıyorduk. Fakat aynı korunum yasaları diyor ki momentum enerjidir, enerji de maddedir. Doğru şey yapabilirsen. Ve biz kara deliklerin momentumunu döndükleri bölgeleri hasat edebilirsek sıfırdan madde ortaya çıkartır. Sıfırdan değil ama anladınız. Yani kara delikleri yavaşlatmış oluruz. Dönüş hızlarını veya bir yere gidiş hızlarını. Sıfırdan gibi görünmesinin sebebi olur. Bu maddeyi ortaya çıkartırız.
Eğer bunu yapamıyorsak kara deliklerin içinden bir şey çalmayı seçmeliyiz. Füzyon gibi teknolojilere hakimse konfigürasyonlara da hakim olmuş oluruz ve evrende oluşabilecek tüm konfigürasyonları deneyecek zamanımız da var. Yani bir hacimde diyelim ki aklımızda bir uzaylı var diyelim 3 metreküp. 3 metreküpteki bütün entropik analizi yapabilecek güçteysek karşımıza 3 metreküpte bizim bilmeyeceğimiz hiçbir uzaylı çıkmayacaktır. Her şeyini biliyor olacağızdır. Eğer felsefesi hariç işte bir önceki kısımda bahsettiğim kısmı hariç. Yani fiziksel konfigürasyonların tümünü test edebildiğimiz bu durumda biz kara deliklerinden içinden çıkartacağımız bilgiler bizim gerçekten hiçbir işimize yaramayacaktır o seviyede. Bizi şaşırtmak o derecelerden sonra bence imkansız. Fiziksel olaylarla şaşırtmak yani. Bugün halen keşif ediyoruz, şaşırıyoruz. Şaşırma merak demek değil. Şaşırma bizim hype'ımız. Yani bugün popüler bilim varsa şaşırıldığı için var, merak yüzünden değil. Şaşırtıcı olaylar olduğu için var. İnsanın evrene dair merakı bitmez veya aklın bitmeyebilir. Hani saf bir ileri akıldan bahsediyorsak merak halen orada olabilir. Ama şaşırmak ve hani yeni bir şey bulmayı ummak belki de onun o gün seçmeyeceği bir şeydir yani. Mühendislik bilinebilecek şeylerle veya bilgi açlığıyla ilgili değil bence. Mühendislik evrenin içinde var olan yolların evren tarafından kullanılmayıp bir agency tarafından kullanılmaz. Yani su buharı sayesinde bir çark dönüyorsa ve ama bunu evren durup dururken yapmıyorsa sizin gemiyi götürmeniz için evrendeki zaten olabilen bir şeyi bir agency bir muhakeme ile yapıyorsanız mühendislik yapıyorsunuz demektir. Yani evrende zaten yapılabilecek şeyleri yapmak. Mühendisliğin gelişimi bilgiyle orantılı fakat mühendisliğin motivasyonu iş yapan enerjiyi taşımak, aktarmak. Yani evrende orada duran ama kimsenin kullanmadığı bir enerji varsa mühendislik onun için var. Mühendislik böyle bir şey ama mühendislik doyarsa kısmı bence ilginç. Çünkü mühendislik doyarsa demek belki de bir çıkmaz sokağa girilmiştir demek. Andy Weir, The Egg'de döngüselliğin insanın kendine sonda verdiği bir sır olduğuna ve zamansal son ile deneyimin sonunun aynı olduğuna ima ettir. Yani hem bir döngüsellik var The Egg'de, ölüm ve evrenin sonu bir yerde birleştiriliyor The Egg hikayesinde. Yani bir insan ölümüyle evrendeki çıkmaz sokaklar. Yanlış yollara saparsak, şimdi gittik hep evrende biz en kudretli olduk, en süper olduk. Aklımızı hiç kimse yenemedi çünkü lojik kanunlar bizi tek bir gerçeğe ulaştıracaktı. Fakat lojik kanunların tümünü bilmeden bunu söylüyoruz. Tümünü bilmeden devam edebiliriz bu yola ve çıkmaz bir sokağa girebiliriz eğer tümünü bilmiyorsa. Evrenin aynı buna benzer bir başka sisteme ev sahipliği yaptığına dair deliller de ortaya çıkartabiliriz. Elimizde tamamen tamamlanmış fizik var ve evrendeki tüm makaleleri açıklıyoruz. Ama şöyle bir şey ima edebiliyor olabilir. Aa, tamamlanmış bir tane fizik var. Acaba başka var mı? Yani bir kez fiziği tamamlayınca insan aklı böyle bir şey arayışına girebilir. Yeni bir fizik yani. Fizik dışı değil, zaman dışı da değil gördüğünüz gibi. Eğer fizik, zaman fizikle beraber değerlendiriliyorsa alternatif. Dışına çıkmak değil, yenisini bulmayı seçebilir. Ancak bu yeni ortaya çıkan sistemin toplam analizi evrendeki yerimizle ve seçimlerimiz nedeniyle yapılamıyorsa, yani evren çok azalmışsa bu analizi yapmak için, uygarlık bu fırsatı, bir fırsatı mı kaçırmış olacak? Yani bu fırsat gitmiş mi olacak? Yeni bir evren bulabilirdin ve toplamda yepyeni bir kurallar bütünlüğüyle sıfırdan bir evrenin olabilirdi cillop gibi ve böyle de buna da benzemeyecekti. Fakat sen şu an onun analizini yapıp teorileri geliştiremiyorsun çünkü elindeki evren çok az. Ondan çıkarım yapamıyorsun. Çok çok acı olurdu. Ve mantığın tamamlanıp tamamlanmadığı felsefenin çok önemli sorularındandır. Evrenin sonu için en önemli sorularından bir tanesidir. Gerçek nihilizm, gerçek absürdizm bu sorunun yanıtına bağlı olarak yerini sağlamlaştıracak veya gidecektir. Star Trek, Marvel çizgi romanları gibi eserlerde evrenin tüm